Evet olur, fıstık ezmeli veya çikolatalı yapabiliriz. Hadi yapalım, hangisini yapalım? Yasin'cim fıstık ezmeli, çikolatalı olsun. Hangisini isterseniz onu yapalım, hepsi gerçekten. İsterseniz ikisini de aynı anda yapabiliriz. Tamam, peki ikisini aynı anda yapalım. Bunun içinde malzemeler ne var? Çikolatalı tostta çikolata var, muz var, fıstık var, fıstık tozu var, çikolata sosu var ve özel bir şekerli ekmeği var. Evet, az önce elinize aldınız ya. Evet. Evet, bu. Ekmeği kendiniz mi üretiyorsunuz? Evet, özel üretiyorum. İşin özelliği bu zaten. Evet. Özel ürettiriyorsunuz. Evet. Şekerli ekmek budur diyorsunuz. Evet. Tadı şekerli mi gerçekten? Evet, kesinlikle evet. Şu kenarından bir parça tadına baksam olur mu? Alabilirsiniz. Bakayım. Ne çok hafif şekerli ama öyle bir çok büyük şekerli. Yani. Bu çok güzel bir ekmek. Abartılacak bir şeker yok. Bu tatlı niyetine diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Peki buyurun bakalım. Şöyle ben ikisini aynı anda yapayım size. Tabii tabii. İkincisi. Günde kaç tost yapıyorsunuz Erol? Ortalaması 300 falan. 300 yapıyorsun. Yani sen kendin bizzat. Ben de yapıyorum. Fiilen, sen ama de yapıyorsun. Çok talep olduğu için artık yetiştirdiğimiz ustalarımız var. Tabii. Gaziantep'ten her şubemize usta temin tabii ettik. Orada ustalarımız beni arattırmıyor. Benim 8-10 senelik personellerim. Tabii mutlaka. Aman Allah'ım, bir fıstık ezmesi geldi ki yanına bunu göstermek istiyorum sevgili izleyiciler. Şimdi fıstıklı tost yapacağız. Ya böyle bir şey olabilir mi? İnanamıyorum yani. Vay vay vay, bunu yeme de yanında yat durumu. Bu tatlıyı hangi saatlerde yememizi öneriyorsunuz sevgili Erol? Vallahi her saatte yiyebilirsiniz. Değil mi? İçinde özel fıstık ezmesi, yani %100 fıstıktan yapıyoruz. Evet, besbelli ama. Yok. Bu tamamen senin göreye. Evet, çok güzel gerçekten. Hı. Aynen baklavanın içindeki o fıstık kesinlikle gibi. Kesinlikle baklavanın içindeki fıstık. Ha o mu bu? Evet evet. Evet aynen o. Hı. Görebiliyoruz bunu. Hı. Peki buyurun efendim. Fıstığınızı vereyim. Çikolata için şeyimiz var mı? Evet. Tabii kaşık mı? Her şeyimiz var. Buyurun. Bıçak da verebilirim. Bıçak mı lazım? Yok şey. Kaşık mı lazım? Çikolata, fıstık bayağı yakışıyor elbette. Şekerli ekmeğin içine giriyor. Evet. Ben bu arada şu tostu makinesini... Evet, siz biraz bastırabilirsiniz. Evet. Size zevkle. Evet. Aman Allah'ım. İnanılır gibi değil. Tost sıcak mı yenmeli, soğuk mu yenmeli? Soğuk sıcak yense tadı ne olur? Bir daha ısıtılır mı? Sıcak yenmesi daha iyi ama genelde dediğim gibi böyle beslenme çantalarını anneler yaptığı için evet, böyle hafif soğumuş evlerde genelde bizim anne tostu dediğimiz kaşarlı tostu evet genelde rağbet görüyor. Ama sıcak yenilirse daha iyi olur. Evet. Tost sıcak yenir diyorsunuz. Evet. Ama hafif soğursa da tost yine lezzetinden bir şey kaybetmez diyor Erol evet Usta. Pekala. İçine muzları doğru. Muzları soydunuz. İki tane muz doğru. İki muz, fıstık ve çikolata mı giriyor? Şimdi kendine iyi bak, izleyicileri için biraz da sizin tariflerinizden evet faydalansınlar istiyoruz. Evet. Muzumuzu doğruyoruz. Evet. Özellikle şöyle bir şeye değineyim. Mesela anneler, az önce bahsettim ya, mesela çocuklar ve beyler mutfağa girmiyordu. Bayanlardan sürekli şu şekilde, işte bizim çocuklarımız sizin sayenizde mutfağa girdi. Evet. Bir şeyler denemeye çalışıyorlar. Çok hoş. O denediklerini de yiyorlar. Bu nedenle çocuklar aç kalmıyor. Evet, tabii. Aynı şekilde beyler de işte mutfağa giriyor, tost yapıyor, denemeleri yapıyor. Evet. İşte videoları geliyor, biz de yani çok seviniyoruz. Aynen. Şunu artık bir çıkarsak da ben hafif yemeye başlasam. Aynen. Biraz daha dayanın, kaşar biraz daha erisin. Allah. Bak hemen de vermiyor tostu. Tabii, yani tabii, hazırlık süresi de böyle bekliyorsunuz bir 15 dakika. Kaşar kesinlikle erimeden. Peki. Şu an fıstık ezmelisini yapacağız ilk önce. Şöyle fıstığı bandırıyoruz içine. Allah. Şu şekilde. İnanılır gibi değil. Peki üniversitelere anlatmaya gidiyorsunuz hikayenizi. Genç yaşta gerçekten bu meslekle ve farklı bir şekilde geliştirdiğiniz evet mesleğinizde yapmış olduğunuz sosyal medyada medyanın, yayınlarla evet sosyal medyayı iyiye kullanırsak işimize etkisini, yani özellikle üniversitelerde bu gibi tabii şeyler, yani sosyal medyayı doğru kullanmanın önemini özellikle bu derslerde bahsediyorum. Nasıl kullanmak lazım sosyal medyayı? Sosyal medyayı işimize etkisi, yani özellikle yani siz nasıl kullanıyorsunuz mesela? Yani biz tostlarınızı falan her gün sergiliyorsunuz. Tabii sergiliyoruz. Fıstık ezmemi sürdük şu şekilde. Yabancılar nasıl buluyor tostlarınızı? Harika buluyor. Onlar için çok farklı bir lezzet evet, kesinlikle elbette. Yani Türk lezzetleri daha bildiğiniz gibi. Yani evet böyle lezzetleri de görünce yani tabiri caizse akılları gidiyor. Akılları gidiyor.
Peki var mı rekorunuz mesela böyle bu tosttan bir oturuşta 3 tane yedi, üzerine bir de tatlı yedi falan? Yakın zamanda internette şey yapmıştık, yarışma yapmıştık. Ah. Bol malzemeli tosttan 10 dakikada 2 tane yedi, böyle 16-17 yaşında bir genç. Ay kıyamam ona. Bol malzemeli yemeği yarışmasın. Maşallah çok açmış herhalde. Evet. Ne kazandı karşılığında? Bir tost daha. Bak bak. Çok iyiymiş. Şimdi tabii bu yedikçe de alışkanlık da kazandıran bir şeydir muhtemelen. Evet, insanın canı çeker bunu. Çekmez mi? Baksana şu lezzete. Çikolatamız ve fıstığımız. Şöyle muzumuzu diziyoruz. Evet. Şöyle bol malzemeli. Harika. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Burada diyorsunuz ki malzemenin özelliği sevgili hanımlar için çok önemli. Tabii. Peki, tabii. Lezzetli tostun olmazsa olmazı sence nedir? Evde yapacaksanız iyi bir kaşar, tereyağı. Evde yine genelde dünden kalmış ekmek kullanıyorlar. O daha lezzetli oluyor. Böyle çıtır çıtır yapıyor. Ha, bir gün önceki ekmek daha mı iyidir diyorsunuz? Biz öyle kullanmıyoruz ama evde, yani ev için diyorum ben. Peki ev için öyle olmalı diyorsunuz. Evet. Bu arada fıstıklı ve şeyimiz hazır. Şöyle. Böyle. Yakın çekim alalım. Allah 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 Allah. Yakın çekimi adımmayacak gibi değil yani. Bütün stüdyo yakın markajı almış durumdasınız zaten. Şöyle. Hazır bunun içi. At, bol malzemeden sonra bunu da tost makinamıza atacağız. Ha, bu da mı makineye girecek? Tabii tabii. Yok artık. Bunu size şimdi bir servisini yapacağım, göreceksiniz. Allah, ben bugün ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi şunu yemeye geldi sana tahmin ediyorum. Oldu mu artık usta bu? Bir saniye bakayım ona. Bir bakın bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi. İyice kızarmış. Nar gibi. Yok artık. Evet, bol malzeme. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Son vurucu noktayı yaptınız yani. Tereyağımız özel olduğu için korkmayın. Evet, tereyağı sağlıklı diyoruz. Mükemmel. Vay 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 vay. Hazır olmak üzere. Böyle bir... Gördüğünüz gibi. Nasıl servis ediyoruz bunu? Bunu şimdi servis yapacağım, doğrayacağım. Porsiyon şeklinde. Evet. Porsiyon şekli tabii bunu doğramak tabii, daha mantıklı. Tabii 5-6 dilim yapıyoruz. Heh. Yani değil mi? Kesinlikle. Bunu sıra sıra yemeyi hayal edemiyorum. Evet. Öyle yiyenler de var da genelde işi acil olanlar falan öyle yiyor. Evet. Ama bu şekilde. Allah böyle. Allah aktı aktı aktı. Evet, akmadan hemen. Yasin'cim gel, Yasin'cim gel. Ben şöyle geçeyim. Yasin'cim gel. Şöyle. İtinayla. Evet. Şimdi servis ve sunum da çok önemli tabii ki bunu. Kesinlikle. Bakar mısınız? Bir tost mühendisinden. Şöyle. Kendine iyi bak için yapılan tost. Öyle. Biz sosu şöyle koyuyoruz. Turşu da veriyoruz yanında. Bu şekilde. Allah Yasin, hazır mısın? Yiyeceğiz şimdi bunu. Efendim ellerinize sağlık. Gerçekten teşekkür ederiz. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Bir tadına bakalım. Afiyet olsun. Bir dans edelim yemeğimizi yiyip. Yasin'cim gel. Allah. Hemen önce Yasin'cime vereyim. Fıstıklıdan da yiyecek misin Yasin? Ondan da yiyelim diyorsun. Usta ister misiniz? Belki burada yaptığınız sos biraz daha farklı teşekkür olmuş. Ederim, siz yiyin. Sevgili izleyiciler, bugün sizin yemeniz daha önemli. Siz bir... yani bu yenmeyecek gibi bir şey. Şöyle yandan önemli. Gösterebilir miyim lütfen? Evet. Ama bu bir dilim yeterli bakalım. Acıyı seviyorsanız bandırabilirsiniz. Bu bana yapılır mı? Yapılır. Bu benim şu ince narin bedenime yapılır mı? Bu nasıl bir lezzet böyle? Evet. Yasin acıya da batır canım, gel. Yasin soluksuz yiyor. Yalnız çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun Ebru'm. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Şimdi... Allah acı da acı. Evet. Allah. Çok lezzetli. Sen bunun bence bir tanesini yersin. Yiyemez misin? Bence yer ya yani. Sevgili meşhur Mehmet Erol Sorgulu. Tebrik ediyorum sizi. Tostlarınız harika. Afiyet. Çok da güzel anlattınız da. Çok teşekkürler. Şimdi şeyi de yapalım mı? Fıstıklı ve çikolatalıyı. Fıstıklı ve çikolatayı da koyun. Süremizin sonunda ben onu da göreyim sizi. Tamam, son halini, tamam. Bitmiş halini. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Yine gelin.